Hırsızlık mı yapıyoruz biz? Ben öyle şeyler yapmam. Ben değilim o. Kazıklandık lan dayı. Lan göt, önüne baksana. Salak. Ölmüyorum. Görmüyorum önümü kanka. Benim arabaya bir şey oldu mu olmuyor. Fortnite arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir seriyle beraber karşınızdayım. Auto Sell Life demoyu oynayacağız. Bakalım yine bir galeri kurma, ticaret yapma, arabalara özelleştirme, otomotiv imparatorluğu kurma oyunu hocam. Yine bence Carrefour Sell kadar eğleneceğinizi düşünüyorum. Bence çok heyecanlı olacak. Daha fazla uzatmadan bence ilk bölüme geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Oyun muyuz? Kayıt, kayıt, hazır. Bulunduğum yere ulaşmak kolay olmadı. Pek çok fedakarlık yapmak zorunda kaldım ve bu fedakarlıkların karşılığını aldım. Her şey istediğim gibi oldu. Ta ki o güne kadar. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Yeni izleyicilerimiz varsa abone olmayı unutmasınlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Tekrardan videoma hoş geldiniz. Acemice bir giriş yaptık ama olsun. Önemli değil hocam. Böyle şeyler olur. Doğal olacaksın. Yapacak bir şey yok. Şimdi başlıyoruz. Görev dedi. Dedi ki aracınıza binip işinize gidin gibisinden evden çıkın dedi. Yapalım. Bir galeri simülatörü hocam bu da. Aa, bir şey değil mi size? Ev iyiymiş lan dayı. Duş alabilir miyim? Böyle yatış yatış. Oh, ördek mördek var ama yatak çok iyi. Oğlum ev çok iyi lan dayı. Ne bu, şaka mı? Oğlum bir şey diyeyim mi? Bu evde bize tek eksik manita. Odalara falan bak lan dayı. Bu ne lan dayı? Oda çok iyi lan dayı. Kıyafet odası falan. Manita kıyafetleri yok. Biz nasıl, niye yalnız yaşıyoruz ki biz? Biz bu kadar güzel bir otel mi lan burası? Biz bu kadar güzel bir evde niye yalnız kalıyoruz hocam? Niye manitalar bize bakmıyor? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bakalım başımıza neler gelecek. Heyecanla bekliyorum. Çok oynamak istediğim bir oyundu. İlk defa giriş yaptık. Aracınıza binin ve işaretli yere gidin diyor. Nostalji misin lan sen? Jaguar mı lan bu? Bir diyeyim mi? Araba çok iyi dayı. Tamam. Hadi. Şey var mı? Değiştirebiliyor muyuz? Yok. Bir şey diyeyim mi? Bu oyun akıcı bir oyun abi. Ben size söyleyeyim. Nereden gidiyoruz? Buradan. Dur lan dayı. Bu niye hiç bakmadan falan gidiyor? Ölmüyorum. Görmüyorum önümü kanka. Benim arabaya bir şey oldu mu olmuyor. Hocam bakalım biz bu işi becerebileceğiz mi? Araba pazarı burası. Abi bak. Geri park edeceksin. Dur lan dayı. Dur. Bir dakika dur. Şuraya park edeyim. Ağzına burnuna tükürürüm şimdi. Manita gidiyor zaten şurada. Heh. Ben park ettim reis. Tamam. Merhabalar efendim. Merhabalar. Ama bir şey diyeyim mi size? Şeyler çok iyi. Güzel yapılmış. Bu adam koşmuyor. Böyle yürüyeceğiz mi her yere? Gitmez ki. Anam bu ne? Aile pastası. Anam ben bunu alır giderim lan dayı. Bu ne? Bu ne? Şey bu. Bilemedim bunu. Bildim de bilemedim. Tamam önemli değil. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abla bu ne? Bu nasıl bir tip abla? Bu usta satıyor. Değişik tiplemeler var. Ben geldim. Ne oluyor? The suspect entered. Here we go. Hırsızlık mı yapıyoruz biz? Ben öyle şeyler yapmam. Ben değilim o. Don't move. You're under arrest. Hayatımın en güzel günleri, bana en yakın olanların ihanetiyle sona erdi. İşim, ünüm, param, hepsi gitti. Şimdi intikam için yeniden başlama zamanı. Hayda! 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 Bu ne lan, hapishanede miyiz? Ya şaka yapıyorsun, hapishaneden falan mı kaçmaya çalışacağız? Oğlum ben galericiyim ya. Ben galerici diye girdim lan bu işe. Niye böyle? Peçete falan var. Allah Allah, tehlike. Abi bir şey diyeceğim, ben galericilik istiyordum. Ben yanlış server'a mı girdim ya? He? Bu tip ne oğlum sen? Sen kimsin? Sen bu tip ne lan dayı? Lan dayı. Neyse adamlara bulaşmayalım abi. Vallahi bizi öttürürler. Ben kaçmaya gidiyorum. Selamünaleyküm komiserim. Selamünaleyküm. Merhabalar komiserim. Ne oluyor? Yemek yiyelim hadi. Hadi yemek yiyelim. Tiplere falan bak lan dayı. Merhabalar lan dayı. Şuradan tersten girdim reis. Kusura bakma olur mu? Al. Oğlum bak başımıza bir şey gelecek ha. Ben bak büyük istiyorum. Başımıza büyük şeyler geleceğini istiyorum. Yavaş ilan. Tamam. Gücüne geri dön diyor. Hayda. Hırsızlık yapmaya gitmedim ki ben oraya. Galeri diye gittim. Yani yanlış bir anlaşılma bence. Ben intikam falan almayacağım.
O benim Çar'ın, benim adamın kurduğu kafasında bir hikaye, ona çok takılmış. Oyun ona çok takılmış, gerçekten de. Merhabalar reis. Çok konuştum ya. Ne oluyor? Bugün özgürlüğümü yeniden kazanmanın eşiğindeyim. Uzun zamandır bir hapishanenin duvarları arasında hapsoldum. Geçmişimin hatalarıyla yüzleşmek zorundayım. Pişmanlıkla dolu günler geçirdim. Ama şimdi hepsini geride bırakmanın zamanı geldi. Bugün yeni bir başlangıç yapmak için cesaretimi toplayarak şehre doğru yola çıkıyorum. Bu geçmişi geride bırakarak yeni bir hayat kurmak istiyorum. Yıllardır içimde beslediğim bir tutkuyu gerçekleştirmek için adım atmaya karar verdim. Şehirde bir otomobil galerisi açmak istiyorum. Arabalara olan tutkum ve motor seslerinin verdiği heyecan bana bu çabayı sürdürmem gerektiğini gösteriyor. Böyle. Devam. Hayatımın kontrolünü elime almak ve kendi kaderimi yazmak istiyorum. Aynen, ama buradan bizi bırakıyorlar mı, biz kaçıyoruz mu? Bu ne artistliği? Tamam. Aa, çıkartmışlar bizi, tamam. Zaten biz bir şey çalmadık ki. Zaten bir şey çalmamıştım ki ben. Gerçekten ben zaten bir şey çalmamıştım. Nerede teslimat noktası? Taraf mı? Kral, çıkacağım, çıkacağım. Çık, çık lan. Puşt. Nerede teslimat noktası ya? Orada olmuş. Hala dikiliyorsunuz burada. Ben size söyleyeyim. Selamünaleyküm. Anahtarımı da alayım, telefonumu da alayım da kimseye şey almasın telefonu. Ben gidiyorum. Nereden gidiyoruz? Şuradan çıkıyorum ben ya. Hadi görüşürüz. Hadi, Allah kurtarsın. Güzel. Hadi bakalım. Göreceğiz. Ne oluyor? Bizim adam, ama bir şey diyeyim mi oğlum? Sen harbi hırsız tipi var. Büyük üç kaççı tipi var sende lan dayı. Harbi söylüyorum yani. Seni kim olsa içeri alırdı orada. Ben öyle söyleyeyim sana. Tamam, sağ yukarıda map'imiz falan var hocam. Bence gayet tatlı olmuş o map olayı. Ve gerçekten anlaşılır bir map. Bak, ne tarafa dönersem o tarafa giden bir map. Bissel. Altusel Life hoş geldin diyor. Senin evin burası diyor ama etkişimde gider et diyor. Yatağı falan dinlenmek için uykunuz geldiğinde kullanın diyor. Çok aktivite var oyun içinde diyor. Bunu öğrenmek için, gelişimimiz için önemlidir diyor. Araç alı satmanın yanı sıra farklı işletmeler de kurabilirsiniz diyor. Para kazanmak için şoförlük, kuryelik yap diyor. Beceri puanınızı arttırın diyor. Aracı satarken temiz ve hasarsız sattığınız iş yıldızınızı etkileyecek. Hikaye görevleri de mevcut. İşinizi büyütmeye devam edin. Bunlar açılacak kilitleri diyor. Hadi bakalım. Bak, oyun demo aşamasında ileride NPC ve daha kararlı desteği sunulacak demiş. Güzel. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Merhabalar, benim evdeyiz. Az önce hırsızlık da şimdi kaleciliğe başlayınca biz bu eve mi düştük? Ya ben gerçekten bir şey demiyorum ya. Neyse halledeceğiz. Bu yatak mı? Yani yatağım da mı yok? Koltuk kanepede mi yatıyoruz? Neyse olsun. Bu ne? Cam falan açabiliyoruz mu? Evi havalandırsak. Ne oluyor buralarda? Hiçbir şey yok. Ket mi var? Bu ne? Neyse, biz biraz da ustalık da var bizde. Hadi gidelim ya. Hadi galeriye gidelim ya. Vallahi. Benim evin kapısını örtelim ama. O önemli. Benzinlik var dayı. Galeri var. Şu galeriyi mi satın alalım? Oo, evde galeri yan yana. Vallahi on numara. Bende kaç para var? 35 var. Acemi iş yıldızı diyor. Açlık susuzluk falan bilen var. İlk galerimizi satın alıyoruz. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. İşte yer biraz boş ama zamanla daha iyi görünmesini umuyorum. Ücreti getirdiyseniz satış işlemi tamamlayalım. Ama 30 milyar verdik, cebimize 5 milyar para kaldı. Galeri ne işin ver diyor. Aa, bir şey diyeyim mi? Galeri şekil lan dayı. Ne diyorsunuz? Ben bu galeriyi adam ederim. Bak, ben bu galeriyi büyük adam ederim. Tofaş var mı lan oyunda? Harbi mi diyorsun? Bak, Tofaş krallığı yaparız he. Bana bak, ona göre. Işıkları yakalım mı? Yok, para gelir. Para yazar şimdi. Bu galerinin adını değiştirmemiz gerekiyor. Galeri adı bu sefer orada Tura Galeri'ydi. Burada da Turaner Kar yapıyorum. Ne biçim isim? Lan dayı, ben bu işi yapıyorum. Lan sen ne diyorsun? Lan dayı. Tamam. İlk arabanı satın al diyor. Arabayı nereden satın alacağız? Taksi kullanarak araba pazarına git diyor ya. Ne taksisi, gözünü seveyim. Ne var araba pazarı, oto servis, oto yıkama, otopark, evim. Nasıl, neyle taksi kullanacağım? Dur. Tamam, gideceğiz. Araba pazarına gidelim. Hadi gidelim. Bakalım başımıza neler gelecek. Oğlum bir şey diyeyim, bu bölümde güzel, bu seri güzel olacak gibi. Demoda bakalım neler yapabileceğiz demoda. Hadi bakalım, göreceğiz onu hep beraber. Skills diyor. Uygunluk.
Buna biraz uygunmuşuz. Ne diyor? Adil, satış, uzman görüsü, esnaf becerileri. Bu yetenek seviye 10'a ulaştığınızda kilidi açılır. Verdiğiniz sattığınızda verdiğiniz fiyatın yüksek mi yoksa makul mü olduğunu görebilirsiniz. Unutmayın. Tamam, bu yine aracın fiyatının makul mü yüksek mi olduğunu söylüyor. Yüksek bir piyasa fiyatı aracın satılmasını engelleyebilir falan filan diyor hocam. Skill points'lerimizi biz dağıtıyoruz. Tamam. Daha karlı müzakereler, ticaretler yapmanızda diyor. Müzakereler yapmanızda, aracın hasar bilgisi görüntülemenize, uzman görüşlere başvurmanızda, duygusal araçlarınızın ayrıca teknikleriniz saçlarda kabul edilmediğinde duygusal kayıpları daha az yaşamanızda yardımcı olur diyor. Bu iyi. Bu da iyi. Satış profesyoneli var. Buna da verdim çünkü diyor ki satış yaparken diyor daha karlı satışlar gerçekleştirebilirsiniz diyor. Ama herhalde bize adillikten bahsediyor. Şu an biz bunu yapacağız gibi. Aynen, fiyatı belirleme konusunda tamam. Geri. Hadi bakalım. Bir Fiat Uno. Ne diyor? Gidip bir Fiat Uno model araba satın alın. Ama şu arabalara bir bakayım. Bu ne? Şey değil mi? Arabalar tatlı, ne diyorsunuz? Nisan mı lan şu? Bu Nisan'a ya, haberiniz olsun. Selamünaleyküm lan reisler. Kral, çok çıkışlı giyinmişsin. Arabandan belli. Sen kaliteli bir adamsın. Uno. Pembe Uno aldım. Pembe Uno aldım. Bakayım şu Uno'ya bir kere. O numara Uno. Reis, selamünaleyküm. Dur. Hello, welcome. Aleyküm selam. Sana da aleyküm selam. Ne diyorsun? Bakayım sen şimdi. 95 model, 38 yakıt tüketimi. 2119 mu? Onu biraz pazarlık yapalım seninle. Ne diyorsun? Bence pazarlık yapmak zorunda değil. Çünkü pembe Uno'yu kimse almaz benden başka. Ben sana söyleyeyim. 209.968 kilometrede. Nasıl yapalım? Bunu nasıl alacağız? Bunu hiçbir şey yapamıyor muyuz? Araba durumunu falan soramıyoruz. Bunu alalım. Mecbur alacağız. Tamam. Reis sağ ol. Teşekkür ettim. Sağ ol. İyi bir adama benziyorsun. Bunu ben mi götürüyorum mu şimdi? Aracı kişiselleştirin, satışa koyun. 10 numara lan. Ne biçim? Güzel. Güzel Uno. Uno yenir. Ya ben yanlışlıkla biniyorum şu arabaya ya. Çalıştırmayı unuttum ya. İnkem ne ya? İçeriden araba sürme şimdilik aktif değil diyor. Tamam. Var normalde. Güzel lan. Ne diyorsunuz? Oha, ne yazıyor? Uno Turbo IE. Çok iyi. Çok iyi. Şu tarafa gidin diyor. Ne tarafa gidin diyor. Bu tarafa gidin diyor. Ama şeyi çok iyi. Hissiyat çok iyi. Reis, direktör attım, gördünüz mü? Direktör de atabiliyoruz, ışıklara açık gidelim. Piyasacı adamlar ışıklara açık gider. Aha, trafik ışığı, durdum inerken. Böyle detayları severiz. Nasıl fiyatını? 10 numara. Abi ben ışıklarda beklerim. Aha, yeşillendi gidiyorum. Biraz gitse ama güzel olacak. Yani biraz gazlaması gerekiyor. Reis, siz çok oyalandınız. Burada yeşil kırmızı sarı yok. Araba hasarlı diyor lan. Kazıklandık. Lan göt, önüne baksana. Salak. Yeni aldığım arabaya çarptı ya, mal. Dönüşteki falan şeyi çok iyi. Tamam, güzel. Selamünaleyküm usta. Vallahi göte geldim, hasarlı araba aldım. Bizim yani bizde şaşmaz. Tabii ustam, bizde şaşmaz. Niye biliyor musun? Amına koyayım, ben ne zaman yani ben ne zaman alsam bu arabaları mutlaka bir bok çıkar. İlk araba ya, bizde başımızda ben bir şey gelmeden zaten olmaz. O yüzden gel şimdi buraya. Bak beni dinle şimdi. Ne diyor, motor durur. Arabayı bırakmaya çalışanla konuşun. Reis, ben seninle konuşmuştum, bir daha konuşabiliriz. Şu çalışanla mı konuşmamız gerekiyor? Lan oğlum, bu kaç para lan? 568 lira. Benim bütün para gitti lan. Aha, iki parça boya var diyor. İki parça hasarlı diyor. Geçmiş olsun. Güte geldik. Tamam, hemen düzelttim. Çok güzel. Çok hızlı bir onarım oldu bu. Dikiz gelmiş. Ya, ödemeyi geri al ne? Bu çok saçma ya. Sal onu. Bu diyor ki işte bak. Satış tarafından sevilen araç hasar bilgisi inceleme raporuyla uyuşmuyorsa incelemiş ödediğiniz parayı geri almaya olanak tanır. Adamdan alıyor. Tamam, olabilir. Belki düşünürüz. Uzmanlık görüşü. Bayizin size verdiği araç hasar bilgisi konusunda daha iyi tahminler yapmanıza olanak tanır. Yeterince gelişmişsiniz. Uzmana gitmeden aracın hasar durumunu tahmin edebilirsiniz. Aha, bu çok iyi. Buna verdim baba. Yani diyor ki biz arabadan anlayan biri olacağız diyor. Tamam. O güzel. Hadi, bence öyle yani. Ben öyle anladım o lafı. Hadi gidelim, şunu galeriye koyalım ya ilk arabamızı. Amına koyayım, niye çıktık arabada? Olsun olur, böyle şeyler olur. Çok takılıyorsunuz. İzlerimizden şikayet. Hadi gidelim. Sür. %28 diyor benzini diyor. Tamam. Adam bize benzin de soktu. Benzini az arabaya verdi yavşak. Benim sağ ön teker bozuk. Reis, sağ ön teker bozuk. Patlamış mı lan o? Lan o niye öyle lan? Diğer tekerlerim öyle değil ama o lastiğim benim patlamış. Bunu içeri mi sokmam gerekiyor? Ben bu arabayı içeri sokmam. Maaşı öyle de park ederim. Bak, iyice ışıkları yanıyor. 10 numara. Karfosel'de yoktu. Bence bu güzel olmuş. Ama bence kapatalım. İlk arabanı sat diyor ama bu gece oldu artık. Saat kaç? Oha, 11 olmuş. Ne ara saat bitti oğlum? Şimdi araç fiyatı. Şimdi ben bu arabayı 3500
üstüme yazayım. 4000 yazayım. Bakalım alacaklar mı? Anam. 4000 yazdım. Bakalım olacak mı? Niye kabul etmiyor? He, fiyat oraya. Araç açıklaması. Tertemiz. Tertemiz unu. Dur. Ağır bakımları yeni yapıldı. Fiyat 4000. Ha, fiyat uygunluğu yukarıda gösteriyor. O zaman daha fazla yazabiliyoruz. Yok. 4000. Gelecek baba, gelecek. 3000 mi idealmiş bu arabaya? Kaç para o idealmiş? Azıklandık mı? Yok. Tamam. Bence 4000. Hepsini aynı şeyi gösteriyor. Fiyatı onayla. Tamam. Geri gel. Buralarda ne var? Reklamlar. Sosyal medya reklamını hissetmenizin görünürlüğü küçük bir ölçüde arttırmanızı olmak zorunda 2500C diyor. Para diyor. Sosyal medya ve billboardlar diyor. Bu tür reklamı hissetmenin popülerini önemli ölçüde arttırır ve şehirde bu tür reklamlar şehrin popülerliğini önemli ölçüde arttırır ve şehirde tanınmasını sağlar. Çok pahalı bunlar. Satılabilir araçlar dedik. Galeri tasarımı dedik. Buralardan bunlara geçiş yapabiliyoruz. Ben orayı göremem gibi. Tamam. Şimdi buradan geri gel. Bilgisayara git. Bu ne? Borsa. Zeplin mi lan bu? Öte geliriz ya dayı. Ha, bunu belki isterseniz deneriz. Bunu yorumlarda belirtiniz. Bu arada kanalıma abone olup da videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk kere söyledim çünkü öyle, ama bunları denememizi istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Şimdi bu ne? Faturalar. Ya abi, faturalardan benim başım çok yanıyor. Gözünü seveyim. Otopark hizmeti, oto yıkama falan alabiliyormuşuz lan. Tamam, güzel olsun. Şimdi tamam, ben bu arabayı satışa koydum. Bu gayrı bu saatte müşteri falan gelmez lan. Tamam, ben şimdi eve gidiyorum. Ben yatışı koymaya gidiyorum. Bu saatte müşteri geldi. Gecenin bu vaktinde müşteri geldi. Tut bakayım. Nasıl bunu satıyoruz bu adama biz? Araç temiz görünüyor. Fiyatla anlaşırsak satın almak isterim. Benim teklifim. Teklif için pazarlık hakkımız yok. Biz bu araba 2000 lira falan kar edeceğiz. Tamam, anlaştık. Hadi ilk arabayı sattım. Reis, görüşürüz. Güle güle kullan. Kendin geliştirerek araçları alıp sat. Araç çıkamayan otopark hizmeti gibi işletmeleri satın al. Para ihtiyacın olduğunda ek işler yapabilirsin. Hikaye görevlerini tamamlamayı, oyunu keşfetmeyi unutmayı şanslar. Bayağı bir şeyler var gibi. Auto Hub Heaven'ı ara. Söylentiye göre sana ihanet eden ortağınız şehirde Auto Hub Heaven adında bir araba bayisi varmış. Şehirde Auto Hub Heaven'ın nerede olduğunu bilen birine sor. Haritada ünlem işareti olan noktaya giderek sorgulama görevinize başlayabilirsiniz diyor. Ünlem nerede dayı? Dur. Tamam. Ünlem yok. Lan bura köy mü? Bura şehir mi? Vay anasını. Çok detaylı dayı. Çok detaylı. Tamam. Şimdi biz fotoğraf çekebiliyoruz. Çok iyi. Tamam. Galerinin yanındaki marketten yiyecek satın al diyor. Onu da yapalım. Buraya hop, beni de gaz doldurun. Güzel lan, buraların dizaynı falan da çok tatlı hocam. Aşırı tatlı. Anam. Dur manita buldum. İnanki manita buldum. Dur. Heyecanlandınız değil mi? Bir şey alıyor gibi gözükelim. Geziyormuş gibi, marketi geziyormuş gibi gözükelim. Manitayı şimdi düşürmemiz lazım. Arası şöyle bakacaksın falan. Vallahi tek marketçiye zaten yakın temasız ya biz burada. Bir şeyler olur gibi. Merhabalar. Selam. Merhabalar. Kolay gelsin efendim. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Ben şu karşıdaki galerinin nerede kaldı galeri, bir saniye. Benim evim şurada, galeri de şurada. Söylemek istedim, yandaki dükkanın, yandaki galerinin sahibi benim. Her türlü yani sizinle iletişim kurabiliriz. Zaten bol bol uğrarım yanınıza. Ben şuradan bir şeyler alayım. Tatlı bir hanımefendi. Çok nazik ve tam bir aile kadını. Ne aldım? Nasıl alacağım ben buradan bir şey şimdi? Merhabalar. Vallahi bu kadının elinden ne yesek ya? Lan. Gece geç oldu. Biz bir sosisli sandviç yiyelim. Ne diyorsunuz? Ben bir sosisli sandviç yedim. Bunu her aldığımda artıyor mu direkt? Artmıyor. Bunu bizim aidiyeten de yememiz lazım değil mi? Tamam. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Şimdi bu şu an yedi. Tamam. Açlık susuzluk önemli değil. Olsun. Sen uykulusun diyor reis. Vallahi ben uyuyacağım biraz ya. Lan sabah oldu yine. Ben anlamadım. Niye sabah oldu yine ya? Ben bir yatışı koyayım. Dur. Durun. Kaç saat uyuyacaksınız? Öğleye kadar yatışı koydum. Fazlası bize zarar. Bu detaylar çok iyi. Çok aşırı hoşuma gitti. Lan saat 11'miş. Bir saat daha kestireyim bari. Çok iyi. Ben böyle var ya, dalgası da çok trolleri ha. Ben size söyleyeyim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Evi kapattım da biz şeye gidelim hocam. Araba otomobil pazarından iki araba alıp sat diyor. Otomobil pazarına gitmemiz lazım. Hadi gidelim. Fiyatı uygun iki araba bulsak 10 numara olur. Ne diyorsunuz? 4967 para. Ne oluyor lan dayı? Daily News, haberler. Tahmini piyasa değil. 151-180 bin. Nadir araç görüldü. Porsche PT model araç otomobil pazarında yer almaya başladı. Dikkat, bu araç piyasada çok nadir görülmektedir. Bu araçla karşılaştığınızda kaçırmamaya çalışın. Bu aracı satın almak itibarınızı arttıracaktır. Lan ne diyorsun lan sen? Kral, şu BMW'ye bayılıyorum. Bir de en istediğim renk ya. Nasıl yapalım? Şimdi alsam kendimi alırdım.
Kaç para diyorsun? Güzel bir para dersen ben bu bölümeye ithalim. Teyze. Yani manita olsa daha güzel olur ama olsun. 156 bin kilometre desen koşuyorsun hala da dur sakin ol. 2015 model. Yetersiz para. Parasına bakmadım. 30 bin lira diyormuş lan. Tamam sıkıntı yok. Araba pis. Şimdi bize basit iki araba lazım. Biz yine unu alacağız. Bir tane unu alalım. Bir tane de şundan alalım. Ne bu? Bunu bilemedim ya. Kral selamünaleyküm. Telefonla konuşuyor. Hello, welcome. Kral telefonu şurada bir pazarlık edelim. Eski kasa Opel bu. 4000 diyor. Çok pahalı diyor. Ama biz bunu buna göre okuturuz. Ya da şöyle yapalım. Şu iki Uno'ya güzel derse biz bu iki Uno'yu alıp gidelim. Ne diyorsunuz? Bu 4100 diyor. Sen kaç diyorsun? Ya bırakın şu telefonu da ticaret yapalım lan dayı. 3700. Dur düşünüyorum. Uno'ya kaç para diyor? Uno pis dayı. Bakayım. 2000 lira diyor. Güzel diyor. Güzel para diyor. Bunu alıyoruz. Mecbur alıyoruz. Alright. Uno şeyi kuruyorum şu anda. Durun. Buradan ikisinden güzel para çıkartıp iş yapacağız. Teyze. Sen de güzel para diyorsun. Ben bunu aldım. Teşekkür ettim. İki tane unu aldık lan. Uzmanlık görüşüne verdim hocam. Şimdi biz bu arabayı ben de galeriye falan yedim. Aha yedim. Çok güzel. Tamam. Böyle yiyormuşuz. Ne diyor? L. Jobs. Uber yapabiliyormuşuz. Tamam. Hadi gidelim. Bunu götüreyim ben. Araba hasarlı. Araba pis diyor. Lan oğlum daha düzgün araba alamadık. Ne yapacağız? Bu sefer de yeşil unu aldık. Bu arabayı yıkayayım ben. Durun. Abi unolarla başladık. Abi galerici böyle işte. Yani küçük şey yapacaksın. Bu arabayı ben bir servise götüreyim mi? Bir servise gidelim. Durun. Halledeceğim. Durun. Gerçi ben niye bu arabayı şey yapmaya çalışıyorum? Niye onarmaya çalışıyorum ya? Durun ya. Hasarını satacağız ya. Kimse de demiyor ki abi boşver git arabayı sat. Tamam hallettim ben. Ya Uno'nun sağ ön tekerlerinde bir sorun var. Lan dayı tersten geliyorsun lan dayı. Sen ne yapıyorsun lan dayı? Kötü geliyorduk lan şimdi. Dur ya boka sardı beni. Amına koyayım bu sefer arabayı ben taktım bir yere. Şurada bir arabayı yıkayayım ya durun. Hadi bakalım yıkasın. Aha araba yıkıyor. Oo cilalı parlar. 10 numara 5 yıldız. Dizel 2.55 diyor lan. Güzel araba tertemiz oldu. Şunu galeriye çekeyim diğer arabayı da alıp gelelim. Tamam bu güzel bu dursun. Diğer arabayı da alıp geleyim ama bu oyunda saat hızlı akıyor reis. Harbi söylüyorum saat çok hızlı akıyor. Ne diyorsunuz bu konuya? Bir ona daha alayım ben. Bu araba da büyük hasarlı herhalde. Tamam bu arabalar da hasar, bu arabalar hasar deposu. İkisi de yeşil ya. O da ayrı bir olay. Dur ya görevi şimdi değil. Sonra yapacağız. Burada trafik soldan mı akıyor oğlum? Ha şu arabayı da yıkayayım. Hemen bunu da yıkayalım hocam. Güzel. Cilalı parlak. Hadi bakalım. Göreceğiz. Bunu göreceğiz az sonra. Ne göreceğimizi bilmiyorum. Bu da güzel oldu. Hadi bakalım. Ne diyorsunuz? Lan yine galerici olduk ya. Durduk yerde yine galerici olduk ya. Şans işte ne yaparsın? Böyle tam oturtturayım şunları durun. Evet şu şekilde. Trenar kar diyor. Bak trenar kar. Ne biçim şu şekil dursun şöyle. Şöyle dursun şöyle alayım. 10 numara 5 yıldız değil mi? Şimdi şunların ışıklarını kapatayım. Tamam şimdi bu arabaların satışını sonra yaparız hocam. Şu galeriyi kapatayım. Tamam yatışı koyayım yine saat bak çok hızlı geçiyor. Akşam oldu yine. Eve gidip yatışı koyalım artık ne diyorsunuz? Gerçekten yorucu bir gün oldu bizim için. Kaç saat uyuyacağız? 9 saat. 9'da uyanırız lan dayı. Tabii. O zaman... yamuk kalktım. Niye burada uyandım lan ben? Neyse. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir seri Auto Cell Life Demo'nun ilk bölümünü bitirdik. Bakalım bir sonraki bölümde neler karşımıza çıkacak. Onu falan alıp satıyoruz şimdilik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.